Da yerimizi aldık. Genç dedi olarak e, vergisiz telefon alabiliyor musun? Al, aldın mı telefonunu? E, torun için mi? Hayır genç dedesin gen sen. Tam dede olmuş olabilirsin ama hala <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> hala bir gençliğimiz var, <laughs> enerjimiz yüksek. E, ona bakıyoruz. Bugün bakanlar konudan sonra bir şey çıkacak diye duyuyorum. Ne çıkacak? E, işte yerli telefon, yerli ve milli üretimimizi destekleyeceğiz. Ya telefon alacaksın ya bilgisayar. Bir ya tane. telefon ya bilgisayar ama ikisi de yerli. İkisinden birini alabiliyorsun ancak yerli olmak kaydıyla. Yani. Tabi. Sen Yer, bu durumda, sen bu durumda bu, şey havalı, bu havalı bu evet. havalı Amerikan telefonundan vaz mı geçeceksin? Şimdi sana ilk duyduğunda ne düşündün yerli telefon diye duyduğunda? Bir marka var mı? Var mı acaba diye baktım. Adrese teslim araştırmadım. 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 Var böyle 3-4 tane Türkiye'de montajı yapılan Öyle telefon mi? var. Evet. Peki ee, benim oğlum bunu şey yaptı. Tartışmaları tabii ki Araştırıyor çok, mu? çok yakından izliyor. Çünkü Hı. telefon alacak ve bekliyor <laughs> böyle bir şey için. E, ne söylediğini söylemeyeceğim ama kandırıldığını farklı bir ifadeyle dile getirildi. Getirdi. Yani siyasetçiler tarafından. Eğer böyle çıkarsa. Üçüldük falan gibi bir duygu. Biraz içinde. daha böyle şey yani biraz hani biraz daha kazıklanmak ileride. gibi. Yani ne? onun Ona yaklaştım yaklaştın var. mı? Evet yaklaşık bir şey. Peki niye öyle hissediyor? Şimdi ne vaat edilmişti? Vergisiz Telefon. Bir kereye mahsus gençler telefon alabilecekler. Ve bilgisayar alabilecekler. Genç dedeler buna dahil mi? Gençliğin onu, sınırı onu, ne? Onu, aslında o zaman yani uyanamadık tam. Orada bir müdahale etseydik. Genç, genç büyük anneler, genç büyük babalar. <laughs> <laughs> Öğrenci diye herhalde sınırlamışlar şimdi anladım. Ha, üniversite daha. öğrencisi dahil. <laughs> üniversite öğrencisi. Ama <laughs> açık öğretim hariç. Öyle mi gerçekten? Öyle çıktı yazılar. Şimdi bilmiyoruz. Bugün, Bugün netleşecek. Mü netleşecek? Bugün netleşecek. Yani işte e, burada var. Gençlere bir defaya mahsus telefon bilgisayarın ayrıntıları belli oldu. Sadece ya telefon ya da bilgisayar Hı. alabilecekler. Sadece Türkiye'de üretilen ya da montajlanan telefon ve bilgisayar alabilecekler Hı. ve e, işte açık öğretim buna ben ekleyeyim yani detayları biraz daha detaylı. Açık öğretimdekiler bu haktan yararlanamayacak üniversite öğrencileri yararlanacak diye bir takım daha şeyleri vardı. Ya yani Baaat böyle miydi peki? Bu sınırlamalar var mıydı Şimdi söz Şimdi şöyle seçim düşün. Öncesi. Şöyle düşün. O vaatte ben detaya girmedim ama bunu kastettim dese iktidar sahipleri ne diyeceğim? Ne lazım gelir diyorsun yani. Yani ne olacak? Ben bunu kastettim. Elbette. Abi plana sen, sadık kal. Sen ne istiyorsun? Abi plana sadık kal diye Tabii. biliyor musun <laughs> o durumda? Biliyorsun bu genç <laughs> arkadaşların bir bölümü de plana, plana sadık, sadık kal, kal oy verdiler. Tabii, sadık kal. Yani plan neydi? Onu bilmiyoruz ki Sadık kalınıyor mu, kalındı mı, kalınmadı mı? Orada belki Onu sahipleri konuşurlar bununla ilgili ama Hı. bu telefon meselesi gerçekten heyecan yaratan bir şeydi ama ilk gündeme getiren de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Yat, yatacak yeri yok. Başka günahları da var. Onun yüzünden bu oluyor akşam. bunlar. Yoksa bu kadar vergi boşa gitmezdi. Şimdi konuşacağız bunları. Bir de sen Hep, şöyle gördüm ben. Paralar Amerika'ya gitsin diye bir talebin var gibi geldi. Hadi. Yerli, milli... Türkiye'de üretilmiş. Yok ben ben uzak doğucuyum. <laughs> ama sen, ha, evet. Ama sen ben biraz sen biraz Amerikancısın. Sen Amerikancısın o açıdan söyledim. Yani Peki, tamam. e, gerçi beni Fark de etmiyor. kapsamıyor. Seni de yani, kapsamıyor. Ben de aradığım numaraya ulaşamıyorum bu durumda ama. <laughs> e, Yavuz bu akşam konuşacağız. Bay Kemal'in başka günahları da var. Seçilse biliyorsun cezaevlerini mi ne boşaltacaktı. Tabii. Ayrıca emeklilerle ilgili bir vaatte bulundu. O engellenmiş şimdi Cumhurbaşkanı evet. çözüyor onu. Bunların hepsini konuşacağız, hepsi konuşacağız bu akşam. hepsini başkanım. Fakat şu meseleyi bir açıklığa kavuşturalım. Genç arkadaşlar bu akşam can kulağıyla dinleyecekler. Bakanlar, Bakanlar kabine toplantısından, toplantısından ne... sonra. Da. Bakanlar toplantısından ne çıkacağını dinleyecekler. Ona göre ikisini birden alabiliyorlar mı? Yerli mi? Bakacaklar. Bizi ilgilendiren tarafı ne? E Türkiye yüzyılı başladı. Bize de bir şey düşüyor olsa gerek. Sen Togun'u alabildin mi? To Togu... Ha sen tamam cep telefonu bilgisayar vergisi alamıyorsun <laughs> ama TOG'unu alabildin mi ama bari? Yani. sorular sorma. Bir daha şey yapıyorum şaşırıyorum. Yok TOG alma girişiminde de bulunmadım ben ya. Kendimi sorgulamalıyım mı acaba? Ya ama ne gençlikten Ekrem İmam oldu alamadı. Uçmaya çalışan deve kuşu gibi Yavuz. <laughs> ne gençliğinden yaralana, yararlanabiliyorsun ne dedeliğinden. <gülüyor> <gülüyor> ne kuşluğundan ne dedeliğinden yararlanamayan deve kuşu gibi. Nedir senin bu halin? Peki bir şey soracağım sana. Bu, bu hali diyelim ki Türkiye'de, Türkiye yüzyılı ama Türkiye'nin de tabii bir takım sorunları var. O sorunları da Cumhurbaşkanı'nın tarifiyle değerlendiririz ekonomideki sorunları. Farkında ekonomik sorunlarında Cumhurbaşkanı. Sorun mu var ekonomide? Böyle diyor. Bir takım problemler var hayat pahalılığına ilişkin. Bugün gazeteciler çok böyle e, dibine kadar sormuşlar, sorgulamışlar. Ya, Macaristan çıkan, dönüşü. Macaristan dönüşünde çıkan mülakattan onu anlıyoruz. Sağ olsunlar işlerini dört dörtlük yapmışlar. Her konuda da aydınlandık onlar sayesinde. E sen o zaman Şimdi, buldun o zaman evet, emeklere kimin zam yapmadığını öğrenmişsin. Öğrendim. Ona, ona geçmeden bir cümle şu mülakat meselesini söylemek istiyorum. Hadi diyelim ki Türkiye ekonomik olarak problemli, gelirlerinde problem var, bütçede açık var, para arıyoruz, dolara ihtiyaç var. Onun için Amerikan uzak doğu telefonlarını dahil etmiyorsunuz bunlara. Vaatlerinizden biraz geride durmak zorunda kalıyorsunuz. <laughs> Kalacaklar mı kalmayacaklar mı göreceğiz. Ama mülakatı kaldıracağız diye de bir söz var. Üzerinden geçti iki ay seçimleri. Buna mani ne? Mani ne mi? Ya bir imza. Kim tutuyor? Bir imza. Dış güçler engel olabilir mi? Ben orada evet işte. Bay Kemal? Bay Kemal'in de suçu Onun vardı. Onun vaadi miydi bu? Bay Kemal'in vaadi miydi? O, o öyle başladı. En sonunda Cumhurbaşkanı da bu kervana dahil olmuştu. Ya... Evet. Ama herhalde Var. dış güçler olabilir. Oraya ajan sokuyorlardır devlete bir şey falan. O mülakatla onlar engelleniyordur senin herhalde. bazı şeylerde senin parmağında olabilir gibi bir kuşku duyuyorum ben. Kendimden ben yani. de bazen kuşkulanıyorum. Kendimden ben de bazen kuşkulanıyorum. Yani mülakat meselesini böyle bir hatırlatmak istedim. Asıl hani bizim gencin bu telefonla ilgili söylediği sözü hatırlattım da tam ifade etmesem de asıl bence o kadar genç, mı kötü ya yok Hayır, ya, söylemek yolculuk. istemiyorum yani onu. Kazıklanmanın bir benzeri ama asıl Mesele orada. Mülakat kaldıracağız dedikten sonra üzerinden iki ay geçmiş. Devlet kurumları hala içeriye memur alıyorlar. Ve aldıkları memurları mülakatla alıyorlar. Mülakatların nasıl yapıldığını da biliyoruz 3 aşağı 5 yukarı. Bu akşam birçok başlıkta aynı durumla karşılaşacağız. Ortada büyük bir iftira dolaşıyor. Mesela diyorlar ki Bay Kemal seçimi kaybetti. E, muhalefette kaldı. Muhalefet ama fikirleri iktidarda. Kendisi <laughs> muhalefette fikirleri iktidarda. Niye? Ne dediyse uygulanıyor diyorlar. Evet konuşacağız onları ama iftira boyutu da var. Mesela mülakatı kaldırmak onun da vaadiydi. E, fikirleri iktidarda ise bu niye gerçekleşmiyor? Bu niye <laughs> bazılar oluyor bazıları <laughs> bazılar oluyor. Bazıları Gezi mesela. O kendi, kendi vaadi de değildi. Onun ağzına uydurulmuş bir vaatti. Evet. Konuşacağız. Cezayirleri cezayirleri kapıları yıkılacak mı? Öyle bir şey de hatta yani. Boşaltacaktı cezaevini. Boşalt, kapılarını açacak. Tabii, ardına kadar işte boşaltacak Tabii. falan diye. Yani. Şimdi iktidara gelmeden bu, ağzından çıkmadığı halde onun ağzına yakıştırılan bu vaat hayata geçti. Evet. <laughs> Ama o da herkes için değil işte Barış Pehlivan mesela o kap açık kapılardan çıkamıyor. Yani baş bazıları çıkabiliyor, bazıları çıkamıyor. Ama iftira atıyorlar şimdi. O zaman onu konuşalım. Ya evet. İsrail vatandaşı var. İsrail evet. vatandaşı uyuşturucuyla yakalanmış. 10 yıl, yıl ceza almış. 10 yıl ceza almış. 10 yıl ceza almış. Bırakıldı. İsrail yetkilileri bize teşekkür ettiler. Dışişleri Bakanı Dışişleri Hakan Fidan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler. Eee evet. vatandaşımız bırakıldı. karşılanma bıraktılar. hadisesi Bırakıldı, ülkesine döndü. Şimdi İsrailli olduğu için bırakılmış gibi bir hava hissettiriyor. Sen de de görüyorum öyle bir. E, ben hiç burada böyle bir bir, bir, bir kızgınlık bakış, görüyorum. Bakışımla bile bir şey söylemedim. Yavuz düşün yani. İsrailli olmasa Türk olsa bırakılmayacak mıydı? Tabii. Suçu ne? Uyuşturucuyla yakalanmış. De ki. Ne kadar zaten? 30 yani, kilo mu ne? Hayır, o o, ne olacak yani? yani 30 34 kilo uyuşturucuyla yakalanmış. Yani. Şimdi Türk olsa sanki bırakılmayacaktı gibi konuşuyorsunuz. <laughs> ya da konuşuyor İsrailli diye dezavantajlı mı olsun İsra kardeşim? İsrailli olduğu için bırakılmadı ki. Uyuşturucu satıcıları zaten sanı verilecekler arasında. Yani mesela diyelim ki Covid iznindeydi. Denetimli serbestliğine 5 yıl ya da daha az kaldıysa sen gelme dediler zaten. Bir sürü böylesi gitme geri dönmedi. Evet. Ya da cani katil adam vurmuş öldürmüş yaralamış. Ondan sonra ya da hırsız ya da tecavüzcü. Ya zaten senin beş yılın kaldıysa gelme e, kardeşim zaten. Ya ne gerek var? Hiç girme zahmete. Boş ver. Silahlı kiralı tipler değil mi? Silahlı kiralı tipler. O da denetimli serbestliğine o kalmış zaten yatmıyorsun o süreleri. Yani kapalı cezaevinde diyelim açığa geçmesine 3 yıl kaldıysa. Üç yıl önden geçiriliyor. Açıktan işte bilmem. Ta, Kaç üç yıl, yıl önceden çıkıyor? Üç falan. yıl önceden. Hep süreçler öne çekildi. Zaten bırakılacaktı. <laughs> ay, tam bırakılacak mıydı acaba emin değilim. Doğru biraz daha sabretse hiç ricaya gerek olmayacaktı. 3 ay sonra bırakılacaktı. Hiç ricaya, ricaya gerek olmayacaktı. olmayacaktı. Ama rica nasıl bırakıldı Akif? Şimdi şöyle. Mesela Raip Brunson hikayesinde onu biliyoruz bir yargılama oldu. İfade verenler ifadelerini değiştirdi. Mahkeme baktı ki ya o kadar da ajan değilmiş bu adam biz bu adam haksızlık etmişiz dedi beraat ettirdi değil mi öyle bir şey oldu ve evet. uçakta evet. bekliyordu gitti peki burada nasıl olmuş olabilir o sistem burada tekrar yağlama yok Kesin.